Şimdi düz yuva komutunu göreceğiz. Yine bu düz yuvanın da kendi içerisinde 4 tane komutu var. Düz yuva komutuna tıkladığım zaman benden ilk komutum düz yuva 1, 2 ve 3. Yani birinci noktam çekiyorum. İkinci noktam slotumun boyu oldu. Yukarı üçüncü noktam ise slotumun genişliği oldu. Görüyor musunuz? Birinci yuva bu. İkincisi ise birinci tıkladığım nokta her iki tarafa eşit şekilde gider. Slotun boyu yine ikinci nokta birinci nokta slotun merkezi, ikinci nokta slotun boyu, üçüncü nokta ise slotun genişliği. Üçüncü slotumuzun seçeneği ise yay yapar bu. Birinci nokta slotun ilk oturacak olduğu merkez, ikinci nokta slotun aslında boyu diyebiliriz buraya. Üçüncü nokta ise slotun kavisliği, yani slot merkezinin radyüsü. Dördüncü nokta ise slotun genişliği. Dördüncü slotumuz. Birinci noktamız burada slotun şuradaki şunun merkezi olacak. Yani şu merkezin ikinci nokta başladığı yer, üçüncü nokta şöyle bittiği yer, dördüncü nokta ise slotun genişliği. Aralarındaki fark sadece bu. Hepsi ölçülendirmeye tabidir. İstediğiniz gibi ölçü verebilirsiniz. Örneğin 80 milimetre, şu boyu 180 milimetre gibi. Buradaki ölçülendirme, bundaki ölçülendirme bununla tamamen aynı. Şuradaki ölçülendirme ise bakın slotun merkezinden veriyorum. Şu radyus 500. Büyütmüşüz bayağı bir. Şu bir de şu radyusu versem yeterli olacaktır. Ne olsun 25. Yeterli olmayacak pardon. Bir de şu noktadan şu noktayı vermem gerekecek. 200 mm. Ölçülendirilebiliyor. Bu da aynı şekilde ölçülendirilebiliyor. Pardon, bunun slotların aslında şeyleri çapları, yarı çapları şu dıştan değil de şu merkez noktasından vermek her zaman en doğrusudur. Gibi. Millere kam yuvası açmada kullanılır. Yani birçok yerde kullanılıyor aslında. Tasarımlarda hepsini göreceğiz, merak etmeyin. Şimdilik sadece nasıl kullanıldığını, nasıl çalıştığını bilin yeter.